çok sayıda mevsimlik işçi oy kullanamıyorsanız, seçmen olduğunuz yere git. Her şeyden önce bu burnu büyümüş kibirlilere kendini halkın üzerinde zannedin. Küçük dağları yarattığınız zannedenlere büyük bir ders vermiş olacaksınız. Her şey iktidarın, her şey devletin, AKP'nin gücü altında maalesef ki inlerken, ezilirken onları frenleyecek bir demokrasi gücüne ihtiyaç var. O da HDP'dir işte. O da Halkların Demokratik Partisi'dir. Siz Denizli olarak HDP'yi parlamentoya gönderin. Biz de Denizli'ye. Denizli'nin bütün insanlarına, hassasiyetlerine, sorunlarına en güçlü cevabı vereceğiz, yanıtı vereceğiz. Ve sizlere layık olmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığını beğenmediysen, memnun değilsen istifa et, AKP'nin başına geç. Ama Cumhurbaşkanı sıfatıyla bir partinin propagandasını yapmak haksızlıktır, adaletsizliktir. Siyasi ahlaka da uymaz. Sana düşen bütün ülkenin cumhurbaşkanı olmaktır. Sana düşen şey bütün ülkede siyasi anlayışlara, siyasi partilere eşit yaklaşmaktır. Ama bunu başaramayan, halen AKP genel başkanı gibi davranan bir cumhurbaşkanı hepimizin cumhurbaşkanı olamaz. Bugün Hakkari Yüksekova'da havaalanı açılışı var. Ben aynı zamanda Hakkari milletvekiliyim. Gönül isterdi ki bir cumhurbaşkanı Yüksekova havaalanını açmaya geldiğinde biz de birlikte olalım. Ama biliyorum ki kendisi AKP propagandası yapmaya gelmiş oraya. AKP propagandası yapmaya gelen bir cumhurbaşkanını karşılamak zorunda mıyız ya? Şimdi bugün gidecek Yüksekova havaalanı açılışında bir kez daha bize hakaret edecek. HDP'ye oy verenlere hakaret edecek. Bakın açık söylüyorum. Havaalanı yapmak, yol yapmak bu ülke için faydalıdır. Kimin emeği geçmişse Allah razı olsun. İşçisinden mühendisine kadar. Kimin emeği geçmişse onlara teşekkür ediyorum. Ama sen yaptığın bir hizmeti halka hakaret etmek için kullanırsan o hizmetin kıymeti kalmıyor kıymeti. Bunu anlamakta zorlanıyorlar ya. Size hizmet var, size hizmet yapacağım ama adalet yok, eşitlik yok. Size hizmet getireceğim ama karşımda diz çökün, onurunuzu teslim edin. Hayır, biz buna hayır diyoruz işte. Hizmet de olsun, adalet de olsun. Hizmet de olsun, eşitlik de olsun. Hizmet de olsun, kardeşlik, barış da olsun, demokrasi de olsun. Niye bunları birlikte yapmayalım? Niye illa sen yol yaptın, havaalanı yaptın diye herkes senin önünde diz çökmek zorunda mı ya? Sen devleti temsil ediyorsun. Devlet millete, vatandaşa hizmet etmek zorundadır, zorunda. Bunu niye bir lütuf gibi, armağan gibi, hakaret gibi milletin gözüne sokuyorsun ya? Haksız, eşitsiz, adaletsiz bir seçim yarışı yürütmesen, Cumhurbaşkanı olarak bugün Yüksekova'da halk seni karşılardı. Vekillerimiz, belediye başkanlarımız seni karşılardı. Ama sen AKP genel başkanı olarak oradasın, biliyoruz. Kimse kimseye kandırmasın. AKP'nin propagandasını yapan bir cumhurbaşkanı bu dönem hiç kimsenin maalesef ki gönlünde taht kuran bir cumhurbaşkanı olamayacak. Ne yazık ki böyle olacak. Keşke cumhurbaşkanlığı seçiminde ve cumhurbaşkanlığı yemininde verdiğin sözleri tutsaydın. Keşke ülkenin cumhurbaşkanı olmak için verdiğin sözleri, taahhütleri, altına imza attığın uluslararası sözleşmeleri, yasaları uygulamakla görevli olsaydın. Keşke sen ülkenin 81 iline de eşit yaklaşsaydın. Keşke sen ülkenin 30 siyasi partisine de eşit mesafede olsaydın. O zaman cumhurbaşkanı diyebilirdik sana. Ama şimdi
AKP'nin genel başkanısın. AKP'nin genel başkanı olarak biz baraj altında kalalım diye gece gündüz uğraşıyorsun. Dün dedim ya, sen Maho Ağa'sın, Maho Ağa. Bir de onun yanında başbakan var ya, o da büro gibi etrafında dönüp dolaşıyor. Her türlü fitne fesatı yapmak için Maho Ağa'yla beraber kibar Feyzo'lara karşı mücadele yürütüyorlar. Kim kazanacak peki? Yoksullar, emekçiler, haktan, hukuktan, adaletten yana olanlar kazanacak. Tarih bunu defalarca ispatlamıştır. Bu defa da inşallah buyur olacak. Allah'ın izniyle, sizin dualarınız, desteğinizle Türkiye'de hepimizin ihtiyaç duyduğu barışı, kardeşliği sağlayacağız. Yüreği yanık, yüreği acılı annelere sözümüz var. Onların kanayan yüreğine, yangın yerine dönmüş yüreğine bir damla da olsa su damlatabilirsek, bu ülkede kardeş kavgasını durdurup ülkenin birliğini adaletle, eşitlikle sağlayabilirsek, bu bizim için dünyalara değerdir. Buradan Antalya'ya mitinge devam edeceğiz. Aranızda fazla da kalamayacağım. Denizli'ye borcumuz olsun inşallah daha... Sağ olun.